Merkez Bankası yeni faiz oranlarını açıkladı. Bununla ilgili şu anda telefon hattımızda Profesör Doktor Sayın Erdal Karagöl var, SETA ekonomi uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz iyi geceler yayınımıza Sayın Karagöl. İyi geceler efendim. Çok teşekkür ederiz. Hemen sormak istiyorum. Merkez Bankası aslında 3 politika faizini sabit tutmayı öngörüyordu. Ve bir sürede zaten bu politika izlendi. Şimdi akşam saatlerinde az önce aldığımız bilgiye göre faiz oranları artırıldı ve doların ateşi de düştü. Hemen 2.20'nin altına indi. Bundan sonra piyasalara yansıması nasıl olur? İlk yansıması dolarda düşüş olarak gözlendi. Açıkçası Merkez Bankası'nın aldığı bu karar yani çok radikal bir karar olarak algılamak gerekiyor. Belki de burada radikal olarak alınan kararlardan en önemlisi daha önce repo faiz olarak adlandırılan yani %4,5 olan oranı %10'a yükselterek bu repo faizini daha aktif olarak kullanmak isteği ortaya çıkmakta. Yine borç verme faizine baktığımızda %12'lik bir borç var. Yani aşağı yukarı yani koridor olarak alırsak repoyu ve borç vermeyi ikisi arasındaki koridorun daraldığını görüyoruz ama ortalama olarak da baktığımızda hani ikisinin arası ya da ortalamasını aldığımızda %11'lik bir faiz gibi bir piyasa faizinin oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu çok radikal bir karar, beklenen bir karar değildi ama belki evet. Faiz artırımının belki piyasada daha sonra faiz artırım algısının olacağı beklentisini sonlandırmak için Merkez Bankası'nın böyle daha güçlü, radikal bir karar aldığını görüyoruz.